Good day. Herkese Once again, merhaba. we've gathered Bugün together 8. and we're konumuz için about ready for yeniden bir araya session 8. geldik. Şabat, Sabbath, a time hayatınızı gözden to geçirdiğiniz view bir your zamandır. life. As you think Hayatınız about hakkında your düşünmek life, you deyince might think aklınıza about your çocukluğunuz gelebilir. childhood. What it Bu was like yaşınıza gelene growing kadar up as a young eminim man, young hayatınızda lady, and you may birçok anı have many memories. biriktirmişsinizdir. Some of Bu those anılardan memories may bazıları be quite oldukça güzeldir. humorous. Belki Perhaps bir you evcil were a pet hayvanınız lover. vardı. Belki Perhaps evcil you hayvanları loved çok pets too seviyordunuz. much. Belki Perhaps you mamalarını liked da çok pet food. seviyordunuz. Ya Perhaps da you belki just liked yemek yemeyi food. çok seviyordunuz. Period. Belki Perhaps you were sanata merakınız artistic. vardı. Perhaps Belki you de weren't. yoktu. You Belki just oyun liked to oynamayı play in çok the mud. seviyordunuz. And you were Belki much anne ve work for babanızı your çok mom or uğraştırdınız. dad. Perhaps Belki de yalnızca you çok were just meraklıydınız. curious. Belki Perhaps de you çok garip şeyler did strange yaptınız. things. And one Babası wonders if terlemiş mi, that's yoksa sweat bu on başka bir dad's şey mi back or anlamak something zor? else. Kind of Pasif a agresif, passive şeytani bir aggressive bakışı var, evil öyle değil look mi? this young man has. Belki de Perhaps anneniz sizi your babanıza mother left you bırakıyordu. with your father. And Bazen erkekler babysitting çocuklarına man's nasıl child was bakacaklarını quite an bilemiyorlar. experience. Belki Perhaps de you are nine ya da now a dedesiniz. grandparent Aynı as bizim we gibi. are, Biz and we enjoy torunlarımızla our çok grandchildren. eğleniyoruz. There are Üç three torunumuz var. grandchildren, and we repeat Ve in our minds some of our own onların yaptıklarına childlike ways as bakarken children, as once again kendi we see another çocukluğumuz aklımıza generation before geliyor. us. Well, Şabat session three, as I hayatınızı said, is gözden a time to geçirdiğiniz bir review your life. zamandır. Looking back at childhood Çocukluğunuza, memories, days gençliğinize of young bakarsınız. adulthood, and perhaps Belki those de are bunlar memories yalnızca that are anı reality değildir. right now. But you Eğer get the çocuğunuz idea. varsa, We all bu have zamanları children yeniden or childhood yaşarsınız. memories. And Ve biz obviously the bundan çok childhood memories come mutluyuz. before we have children, Çocuklarımızın olmasından and we çok hope to have mutluyuz. children. Well, it is Jim said by Smith, Jim An Smith Arrow in a Pointing book to Heaven entitled kitabında An şöyle Arrow söyledi. Pointing to Heaven. The children with the Ailemizin, disease called insanların rickets bizi sevdiğini scratch lying from the hissetmediğimizde, walls. So too, when we do not feel sevildiğimizi hissetmediğimizde loved, we scratch kendimizi bir şekilde acceptance from kabul the ettirmeye walls. çalışırız. We will do Başarı anything to get merdivenlerini it, tırmanmak için climb the her ladder şeyi of yaparız. success, try to Komik be olmaya funny, çalışırız. acquire Materyaller possessions, ediniriz. alter our Bedenlerimizi bodies. değiştiririz. If Eğer we are dindarsak, religious, bu this will çoğu often zaman translate dikkatli into olacağımız becoming anlamına scrupulous. gelir. We will Tanrı try to be tarafından perfect or kabul saintly in bulmak order için to find mükemmel ya da acceptance aziz from olmaya God. çalışırız. Every Bu attempt to kabulü Tanrı find this dışında acceptance in herhangi bir anything yerde but God bulmaya will yönelik her eventually fail. girişim And we will ve either ya have to acıyı deny the görmezden pain and try to geleceğiz ignore it ya da onu or yanlış medicate it with a yöntemlerle drink örtmeye or a pill. çalışacağız. But we must have Çünkü it. The human soul insanın ruhu cannot endure sevilmemeye to be dayanamaz. unloved. As you Bu review your paragraf sizi mi life, your tanımlıyor? childhood, you might pause Belki and siz de realize that you've sevilmek, wanted siz de acceptance. kabul görmek You have been istiyordunuz. looking for acceptance. You've been Dikkat trying çekmek through için başarılı meditation olmaya by being successful. çalışıyordunuz. Or Belki perhaps Tanrı'nın being sizi highly kabul etmesini religious and thought of istiyorsunuz. as scrupulous as a Sizi fine Christian sevmesi, person, maybe sizi kabul that will etmesi give için you bir the şeyler recognition that you yapıyorsunuz. desire. But any Bu attempt kabulü to Tanrı find dışında acceptance, başka bir yerde significance bulmaya outside of God çalışmak is going to tamamen leave boştur. us empty. Sometimes Ve that bazen bu emptiness is a very boşluk painful thing that insana Charles çok Taze, fazla with acı his statement verir. says, Ama medicate bu acıyı yanlış the drink or yöntemlerle pill, but kapatmaya we have to have it. çalışırız. Our human Ama soul insanın ruhu cannot endure to be sevilmemeye dayanamaz. unloved.
Bunu okurken çocukluğuma geri döndüm. Kabul görmeye çalıştığımı fark ettim. Kabul edilmediğimi düşünme sebebim çok kısa olmamdı. Çocukluğumda kısa ve zayıftım. Bazen diğer çocuklar bana bakıp şöyle söylerdi. Sen 6. sınıfa gidiyor olamazsın. Sen kesinlikle 3. 4. sınıfa gidiyorsun. Liseye geçene kadar gerçekten çok küçük bir çocuktum. Kısa olmanın nasıl hissettirebileceğini biliyorum. Kutsal kitapta Zakka isimli bir adam vardı. Kısaydı, İsa'yı görebilmek için ağaca tırmandı. Böyle durumlarda insanların bizi sevmediğini, bizi kabul etmediğini düşünüyoruz. Bu yüzden de dikkat çekmeye çalışıyoruz. Ben çocukluğumda oldukça iyi resim çizerdim. İnsanların dikkatini çekebilmek için sürekli bir şeyler çiziyordum. Onları insanlara gösterip ne düşündüklerini soruyordum. Sonra resim alanından müzik alanına yönelmeye başladım. Bu alanda da insanların dikkatini çekmeye çalışıyordum. Ama büyüdüğümde de bir hizmetkar, bir pastör olduğumda da insanların dikkatini çekmeye çalıştığımı fark ettim. İnsanların onayını, övgüsünü almaya çalışıyordum. Bazen hizmetim aracılığıyla hayatlarının değiştiğini söylüyorlardı. O zaman kendimi çok sevilen biri olarak düşünüyordum. Ama tam tersi zamanlar da vardı. Ve kilise kurduğumuz süreçte hem iyi hem de kötü zamanlar geçirdik. Planlamadığımız şeyler yaşadık. Bir keresinde bir etkinlikten sonra insanlar topluluğumuzu terk ettiler. Ve aynı zamanda kısa bir süre önce İsa'ya iman etmiş genç bir aile, imanda büyümüş ve sonunda kilisenin liderlerinden biri olmuşlardı. Ama sonrasında bir şeyler oldu ve insanlar kiliseyi terk etmeye başladılar. Bazıları başka şehirlerden iş teklifleri almışlardı. Bu teklifleri kabul edenler kiliseden ayrıldılar. Yeni aileler geliyordu ama eski aileler birer birer kiliseden ayrılıyorlardı. Bu ailelerden bazılarıyla gerçekten çok yakındık. Bazıları en iyi arkadaşlarımızdı. Gittikleri için yüreğim parçalandı. Ne zaman kiliseden bir aile ayrılsa, kilisenin sütunları sarsılıyormuş gibi hissediyordum. Çünkü ne olduğunu anlayamıyordum. Ve ilk Şabat günü deneyimi yaşadığım zamana kadar Tanrı'nın bu durum içerisinde nerede olduğunu, ne düşündüğünü anlayamamıştım. Tanrı ilk Şabat günümde bana dedi ki, her şeyin iyi olduğu, her şeyin iyi gittiği zamanlarda sevinç içerisindesin. Ama ne zaman kiliseden biri ayrılsa, hemen sarsılmaya başlıyorsun. Duyguların, düşüncelerin bir anda değişiyor. Bu durumun altında eziliyorsun. Biriyle sorun yaşadığında duyguların hemen sarsılmaya başlıyor. Yalnızca negatif düşünmeyi, hissetmeye başlıyorsun. Bunları söyledikten sonra Tanrı bana Filipililer 1. bölümü gösterdi. Filipililer 1. bölümde Elçi Paulus diyor ki, çünkü benim için yaşamak Mesih'tir, ölmek kazançtır. Peki benim için de öyle mi diye düşündüm. Gerçek sütun, sağlam kaya Mesih değil mi? Kendimi kısa, yetersiz hissettiğim için tırmanabileceğim İsa Mesih'ten daha uzun bir ağaç yok. İsa Mesih'in bana gösterdiği sevgiden daha büyük bir sevgi yok. Kendimi kabul ettirebilmek için okulda başarılı olmaya çalıştım. Eğitim alanında derece yaptım. İsmimin başına önce pastör, sonra doktor eklendiğinde insanlar şimdi beni sevecekler, bana saygı duyacaklar diye düşündüm. Ama öyle olmadı. Hatta insanlar kıskandılar. Derece yaptım diye beni daha çok sevmediler. Pastör olduğumda insanlar beni daha çok sevecekler diye düşündüm. Bazıları öyle yaptılar, bazıları yapmadılar. İsa Mesih'ten daha büyük bir isim bulamadım. İsa Mesih'te olan Jim Anderson. Bu isim dışındaki her şey hayal kırıklığı oldu.
Ve bu ismi hiç kimse benim elimden alamaz. Artık o kadar güçlü bir ağacın üzerindeyim ki hiçbir rüzgar, hiçbir baskı ona boyun eğdiremez. O İsa Mesih'tir. O sağlam kayadır. İlk şabatımda 5 saat boyunca arabamda otururken bunları düşündüm. Gerçekten harika bir zamandı. Tanrı hayatımı gözlerimin önüne serdi. Kendimi çok rahatlamış hissettim. Bir şeyleri insanlardan onay almak, sevgi görmek için yapmaktan özgür kılındım. Şeytan hala beni bu konuda ayartmaya çalışıyor. İnsanlara bağlı yaşamamı istiyor. Ama biliyorum ki ihtiyaçlarımı yalnızca İsa Mesih karşılayabilir. Ben Şabat günümde ilk olarak kaygılarımdan, yüklerimden nasıl kurtulabileceğimi deneyimledim. Yüklerimden, endişelerimden kurtulduktan sonra hayatımı gözden geçirmeyi öğrendim. Bunu Tanrı ile sakinlik içerisinde zaman geçirdiğiniz her Şabat günü yapmayabilirsiniz. Ama hayatınızı ne kadar sık gözden geçirirseniz, Tanrı'nın sesini o kadar sık duyabilirsiniz. Sakinlik içerisinde kutsal kitabı okurken Tanrı'nın sizinle konuştuğunu görürsünüz. Ve Tanrı'nın yüreğinizde çalışmasına izin verirsiniz. Şabat hayatınızı gözden geçirdiğiniz bir zamandır. Ve bu gerçekten çok önemlidir. Sözü biraz Lewis'e bırakmak istiyorum. Şabat günü hayatını gözden geçirmenin ve sorunlarınla yüzleşmenin hem senin kişisel yaşamında hem de aile hayatında nasıl bir etkisi oldu? Neler düşündüğünü bizlerle paylaşabilir misin? TV Seminary, kar amacı gütmeyen bir projedir. Çabamız Hristiyan eğitimi dünyanın her yerinde kullanılabilir kılmayı ve iyi Hristiyan hizmetkar liderler yetiştirmeyi ortak amaç haline getirmek içindir. TVS hizmeti için ettiğiniz dualar ve yaptığınız maddi desteğiniz aracılığıyla bu çabaya ortak olmak için eşsiz bir fırsatınız var. Daha fazla bilgi için tvsseminary.com'u ziyaret edin. Sizinle bunu daha önceden de paylaşmıştım. Jim'in ilk Şabat deneyiminden sonra neler olduğunu, bunun hem onu hem de bizi nasıl etkilediğini anlatmıştım. Bu başta tam olarak bizim hayatımızın düzenli bir parçası olmamıştı. Jim bir haftadan daha uzun bir süre parka gitmediğinde, Şabat'ı yerine getirmediğinde, evde tansiyon hemen yükselmeye başlıyordu. Hiçbir şey yolunda gitmemeye başlıyordu. O zaman tam olarak şunu yapıyordum. Jim sabah evden ayrıldıktan hemen sonra kilisedeki ofisinin telefonuna mesaj bırakıyordum. Tabii bu mesajı başkasının almaması için dikkatli davranıyordum. Jim'in kiliseye gittiğinden ya da kilisede olduğundan emin oluyordum. Ofis telefonunu arayıp ona diyordum ki, Jim, parka gitmeden önce sakın eve gelme. İşte bu durum hem bizim ilişkimizi hem de çocuklarımızla olan ilişkimizi bu kadar çok etkiliyordu. Düzeni bozduğunda, işlerinden, yoğunluğundan dolayı parka gidemediğinde hemen sorunlar çıkmaya, ilişkimiz bozulmaya başlıyordu. Bu yüzden biraz önce söylediğim gibi onu arayıp diyordum ki, Jim, lütfen parka git. Çünkü bu durum birbirimizle, çocuklarımızla olan ilişkimizi, birlikte geçirdiğimiz zamanı çok etkiliyordu. Jim ne zaman parka gitmese durum böyle oldu. Bazen 2 hafta, 3 hafta boyunca Tanrı ile vakit geçirmediğim zamanlar oluyordu. Böyle olduğu zamanlarda sevilmeyen biriymiş gibi davranmaya başlıyordum. Ama Tanrı ile sakinlik içerisinde vakit geçirdiğimde bana hayatımı gösteriyor. Bana sorunlarımı, zayıflıklarımı gösteriyor. Bana çocukluğumda yaşadığım korkuları gösteriyor. Ve beni gerçekten seviyor. Bazen hayatımızda bir sorun gördüğümüzde, kendimizde beğenmediğimiz bir şeyler olduğunda Tanrı'nın bize şöyle dediğini düşünüyoruz. Odana git ve biraz düşün. Ama Tanrı öyle yapmıyor. Kötü düşüncelerinizi, hatta günahlarınızı ona itiraf ettiğinizde, ona itiraf edersek,
odana git ve biraz düşün demiyor. Bizi kucaklıyor. Hayatımıza müdahale ediyor. Ve biz de tövbe yüreğine sahip bir insan oluyoruz. Suçlarım, günahlarım yüzünden Tanrı beni cezalandıracak diye düşünüyoruz. Hayır, eğer ona itiraf ederseniz tam tersi Tanrı sizi kucaklıyor. Bu yüzden hayatımızdaki bütün sorunları, bütün kaygıları Tanrı ile konuşabiliriz. Pişmanlıklarımızı onunla konuşabiliriz. Tanrı tüm bunlara rağmen yine de bizi seviyor. Ve sakinlik içerisinde onunla zaman geçirirseniz onu duyabilmeye başlıyorsunuz. Ve sizi ne kadar sevdiğini görüyorsunuz. Ve işte o zaman sevgiyi insanlardan aramıyorsunuz. Evet, birbirimizi sevmeliyiz, bu çok önemlidir. Ama bu sevginin temelinde Tanrı olmak zorundadır. Onunla sakinlik içerisinde zaman geçirirsek, bizi ne kadar çok sevdiğini görebiliriz. Hatta belki bunu diğer insanlarla bile yapabilirsiniz. Şabat hayatınızı gözden geçirdiğiniz bir zamandır.